Evet, Serdivan Spor Salonu'ndayız. Halter idmanındayız. Yanımızda milli takım ve Sakarya'daki halter takımı teknik ekibinden hocamızla birlikteyiz. Hocam, ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için öncelikle sizi tanıyalım. İsmim Reyhan Elmalı. 2011 yılından beri Sakarya Gençlik Spor Ülmündüğü'nde halter antrenörü olarak çalışıyorum. Bazı dönemlerde milli takımlarda görev aldım. Görevli olmadığımız zamanlarda Sakarya Spor Salonu'nda halter antrenmanlarımızı yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde sürdürüyoruz Aslan Hocam'dan beraber. Hocam, toplamda kaç sporcumuz var? 21 sporcumuz var. Bunların çoğu yıldız, minik ağırlıklı. İşte gençlerde, büyüklerde bir iki tane sporcumuz var. Genelde dediğim gibi ağırlığımız U15 ve U17 takımlarında. İşte onlara da, gençlere ve büyüklere hazırlamaya çalışıyoruz. Hocam, tabii az önce idmanı seyrettiğimiz yiğit bir delikanlı kardeşimiz var, Türkiye şampiyonu. Evet. Mükemmel, Allah nazardan saklasın. Ondan da tabii çok ümitliyiz. İnşallah. Sakarya halteri olarak çok daha ciddi başarılara imza atacağına inancımızdan. Yine arka tarafta genç küçük bir delikanlı, evet, kardeşimiz var. O da Türkiye ikincisi, bilgimiz var. Yine Avrupa'da şampiyonluk yaşamış, evet, bir sporcumuz, evet, var, bayan sporcumuz. Sanıyorum bir hafif rahatsızlığı varmış. Biraz rahatsızlığı var. O rahatsızlıkla alakalı biraz tedavi sürecine girdik. Hem zaten uzun süre, yaklaşık 3 yıldan beri kamplardaydı. Ona bağlı biraz yorgunluk ağrıları var. İşte onu da izin aldık, getirdik buraya. İşte biraz tedavisine başladık. İnşallah önümüzdeki 2020'de gençlerde ve büyüklerde inşallah yurt dışında bizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Tabii bunun yanında Arda da var. İşte alttan gelen yıldız çocuklarımız var. Onlarla beraber inşallah 2020'de güzel bir başarılar elde ederiz diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Tabii spor bakanımız ve gençlik spor il müdürümüz, evet, özellikle Arif Özsoy'un sporcu ve teknik ekibe ciddi anlamda kaynak yaratarak, evet, başarılı olmaları adına çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Çok ciddi, evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi Allah onlardan razı olsun. Yani her istediğimiz, işte salonlarımız güzel. Son lüks salonlarda çalışıyoruz. Eskiden daha kötü salonlarda, merdiven altlarında çalışıyorduk. İşte müdürlerim sağ olsun bize bu imkanları verdiler. Biz de elimizden geldiği kadar onlara layık olmaya çalışıyoruz. Hocam, başarılarınızın artarak devam etmesini diliyoruz. İyi çalışmalar. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, az önce idmanını da şu an muhtemelen Şaban abim arka tarafta senin çalışmalarını gösteriyor. Türkiye şampiyonluğum var ve 2020 yılı içerisinde tabii çok ciddi hedeflerim var. Öncelikle Türkiye şampiyonasına giden adım ve şampiyonluk ve arkasındaki beklentilerin neler? Yani öncelikle bir Türkiye şampiyonluğu daha, ondan sonra ülkemi temsil etmek istiyorum yani. Milli takımda değil mi? En iyi şekilde. Peki kaç yıldır yapıyorsun halter? 6 yıldır halter sporuyla uğraşıyorum. Kaç yaşındasın? Ben 19 yaşındayım. Maşallah ya, Allah nazardan saklasın. Evet, tabii nice başarılı sporcular yetiştirmiş bir halter spor branşı. Halil abin, Halil Mutlu, çok önemli, efsane bir adam. Sakarya'ya da çok ciddi katkıları olan bir adam. Sevgili spor bakanımız ve gençlik spor il müdürümüz de özellikle halter sporu ile birlikte bütün spor branşlarına ciddi yatırımlar yapıyor. Başarı da otomatikman kendiliğinden geliyor değil mi? Aynen öyle. Evet. Ben en iyi koparmada 150 kilo kaldırdım, sıkmada 180 kilo kaldırdım. Ay maşallah, ben herhalde onun altında ezilirim herhalde. Tebrik ediyorum. Başarıların daim olsun kardeşim. Çok sağ ol. Evet, halter salonunda idmanlar devam ederken burada 3 tane birbirinden güzel kızımız var. Öncelikle ben kendilerini tanımak istiyorum. Neden halter? Tanıyalım önce, sonrasında neden halter? Selime Nisa Alemdar. Lise 2. sınıf öğrencisiyim. Neden halter olduğunu şu şekilde söyleyeyim. Bir spor yaparken ya da herhangi bir iş yaparken yaptığınız şey kendinize ait hissetmeniz gerek. Ve buraya geldiğim zaman gerçekten kendimi buraya ait hissediyorum. Burada gerçekten mutluyum, ne kadar yüksek kilolara ya da belli derecelere şu anlık ulaşamamış olsam bile. Gerçekten yaptığım işi severek yaptığım için de isteyerek yaptığım için burada bulunuyorum. Yani haftanın 6 günü buradayız çünkü. Yani tebrik ediyorum. Bir kere kesinlikle hemen abi, Şaban abi, şunu da özellikle altını çizerek söylüyorum. Genç kızımız mükemmel derecede ifade etti ve ben çok kısa bir zaman süre içerisinde çok da önemli iki tane antrenörümüz eşliğinde büyük şampiyonluklar bekliyorum. Çünkü her ne olursa olsun, az önce de senin ifade ettiğin gibi, yaptığın işi gönlünü koyarak kendine ait olarak hissettiğinde otomatikman başarılar gelir. Tebrik ediyoruz. Başarıların devam olsun inşallah. Peki seni tanıyalım. Sümeyye Kars, 12. sınıf öğrencisiyim. Halter'e bir yıldır geliyorum. Yani severek yapıyorum.
Tabii zaten severek yapmadığın zaman başarılı olma ihtimalin yok. Az önce çok güzel ifade etti. Kendini her ne iş yaparsan yap, oraya ait olarak hissetmediğin takdirde, bütünleşmediğinde başarı gelmez. Ama severek yaptığın an zaten başarı gelir. Çok iyi iki tane teknik ekipte önemli hocalarınız var. Onların idman programını takip ettiğiniz sürece başarı kendiliğinden gelecek diye düşünüyorum. Zaten burada bir aile gibi hep beraber sıcak bir ortamda antrenman yapıyoruz. Ya süpersiniz. Evet, seni tanıyalım. Merve Aslan, 8. sınıf öğrencisiyim. Bir seneden beri yapıyorum. Ben de severek yapıyorum. Sonuçta yani her günümüz burada geçiyor. Yani ailemizden daha çok birbirimize geliyoruz sonuçta burada yani. Peki sen neden halteri seçtin? Yani normalde bayanlara çok böyle hani yakıştırılan bir spor değil baktığın zaman. Çünkü çok ağır bir yükün altına giriyor ki kadınlar daha naif, daha nazik, narin yapıda insanlar olduğu için çok yakıştırılmıyor. Neden halter? Yani neden halter? Aslında ben haltere başlama sebebim hani benim babamın arkadaşı sayesinde ben başladım haltere. Çok severek yaptım yani ne kadar kızlar halter yapamaz deseler de. Yani severek yaptım. Onlar... Tabuları yıkacağız, şampiyonlukları getireceğiz o zaman Sakarya'ya. Peki çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız şimdiden daim olsun. Çalışmayla birlikte, azimle birlikte gerisi kolaylıkla gelir inşallah. Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi yanımda Aslan hocamız var. Sevgili hocam, demin Türkiye şampiyonu kardeşimizle birlikte 3 tane genç jenerasyonda çok önemli başarıları imza atacağı kanaatine vardığımız 3 tane başarılı genç kızımız var. Siz de bir bayan antrenör, yıllarca milli takımda görev almış, sporculuk yapmış bir antrenör olarak ne düşünüyorsunuz hocam? Halter sporu bayanlar için aslında evet siz de biraz önce söylediniz çok tercih edilen ve velilerin toplumun da aslında kabul etmediği bir spor. Ama ben buna 10 yıl yaptım bu sporu. 10 yıl da milli takım düzeyinde yaptım. Ama bir yere ait olmak var başta. Ben şimdi antrenörlüğe yeni başladım. 5 ay oldu. Ama burada hedefim öncelikle sporcuları, bireyi topluma bir yer edinmek, bir yer kazanmasını sağlamak öncelikle. Hani kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, bir yere ait hissetsin, bir aile olalım öncelikle. Daha sonra hedeflerimiz işte planlı ve programlı şekilde önce Türkiye, sonra Avrupa, sonra dünya diye i̇nşallah. Bu şekilde programla başarmak istiyoruz inşallah. Peki hocam, aslında çok güzel özetlediniz. Şimdi normalde az önce ifade ettiğimiz gibi kadınlara, bayanlara özellikle yakıştıramadığımız bu sporu çok başarılı bir sporculuk hayatı, kariyeri yapmış bir insan olarak kızlarımızın ilgi duyduğu bu spor dalına ailelere neler söyleyelim bu sporcuları göndermeyi? Öncelikle halter bir kere boyu kısaltmaz. Ben de 10 yıl yapmış bir sporcu olarak Avrupa'da madalyam var, dünyada madalyam var. Halter boyu kısaltmaz ya da bir yeri kırılmaz. Her sporda, profesyonel sporlarda kesin hani böyle riskler daha uzaktır aslında. Ama veliler her zaman ne düşünüyorlar? İşte haltere giderse boyu kısa kalır. Hayır, öyle bir şey yok. Her zaman o neyse, genetik neyse odur yani. Hiçbir zaman değişmez bu. Benim de boyumdan da belli olduğu gibi yani. Evet, maşallah bayağı da uzun boylusunuz. Hocam normalde peki başarının altında yani kısa boylu olmuş olması veya uzun boylu olmuş olmasının bir etkeni var mı? Etkeni tabii ki var. Daha yetenekli olabilir ama siklet spor olduğu için bizim sporumuz. Daha hafif sikletler daha kısa boylu, daha uzun. Daha ağır sikletler, daha uzun boylu oluyorlar. Buradaki sporcularımızdan da gördüğümüz gibi 85 kiloda yarışan bir sporcumuz zaten 1.50 boyu olamaz. Orada da yetenekli olamaz çünkü hani çok ene olduğu için o zaman başarılı olması o zaman da mümkün olmaz. Yani bizim sporumuz siklet sporu ve sikletine göre boyu da aynı şekilde olması lazım yani. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz.